Çocuğun rengi kıpkırmızı oldu. Para yuttum dedi. Biraz acımaya başladı karnım. Samsun'da elindeki madeni parayı yutan 8 yaşındaki Göktürk Semih Erbil hastanelik oldu. Ağzına tutuyormuş. Kardeşi de koluna vurunca direkt yutmuş. Çocuk babası Erkut Erbil tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun rengi kıpkırmızı oldu. Ne olduğunu sorduğumda para yuttum dedi. Apar topar atladık fakülteye götürdük. Burada çekilen röntgen filminde madeni paranın çocuğun bağırsaklarında olduğu belirlendi. Bağırsaklara kadar indiği göründü. Biz 10 kuruş zannediyorduk ama 50 kuruşmuş. Doktorlar doğal yolla paranın çıkabileceğini belirterek çocuğu taburcu etti. Bir daha bozuk paralarla oynamayacağım. Oğlunun madeni para yuttuğunu duyunca apar topar oğlunu hastaneye götüren baba Erkut Erbil olayı böyle anlattı. Kendisi elindeymiş, zaten yatarak yatağa uzanmış, çizgi film seyrediyorlardı. Kardeşi de koluna dokununca o direkt boğazından aşağı gidiyor. Allah düşmanımın başına bile vermesin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Çok kötü bir şey. Ben artık paralara dokunmayacağım. Bozuk paralara dokunmayacak mısın? Evet. Niye? Çünkü boğazıma kaçar diye, nefes boruma kaçar diye korkuyorum.